19. esrin birinci yarısından itibaren talış diline marak büyük olmuş ve muhtelif seyyahlar, alimler, ilçiler, tarihçiler ve diğer senet adamları bu dili öğrenmeye cehd göstermişler. Alman alimi, Rus alimleri, Fransız alimleri ve aynı zamanda Azerbaycan alimleri de bu dili tergihiyle çok ciddi meşgul olmuşlar. Esasen bu dilin tergihi Rus alimleri tarafından yapılmıştır. Bu dilin görkemli tergihatçısı Boris Sevlovich Miller 1953 yılında Talış Dili kitabının müellifidir. Bu fundamental eserin müellifidir. Bu eser Talış dilinin bütün gramatik sistemini, morfolojiye, fonetika, morfolojiye, leksika, sintaksis derslerini ahate edilir. Bu Miller'den sonra Talış diliyle demek olar ki ciddi şekilde Moskva'da Lia Alexandrovna Pirekova olmuştur ve 1976 yılında onun Ruska, Talışska, Talışski Slavar kitabı ışık yüzü görmüştür. Pireko Talış dilinin diğer sahaleriyle de meşhur olmuştur. Fakat onun demek tergatları Talış dilini her taraflı öğrenmeye tasarlanabilmezdi. Çünkü Talış dilini tergih etmek için gerek o Respublikanın özünde yaşayasan, o halkla kaynayıp karışasan, onun dilini, medeniyetini ve adet enerlerini möhkem bilesen. Talış medeniyetine marak Respublikamızda hedden artık çoktur. Çünkü Talış'ın özüne məxsus medeniyeti, musiqisi, adet enenesi var ve bu musiqini, mahnıları, adet enenini özünde eksiltiren kitablar var. Bu kitablarla biz tabii ki okucuları yeniden tanış etmeye isterdik. Seni Meryem, tenke talışların yok. Bir Azerbaycan halkının bir kahramanı gibi tarife düştü. Allahümme salli ala Muhammed ve alihi Muhammed.